Evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün gerçekten güzel bir gün diyemeyeceğim çünkü hava kapalı. Çok da soğuk arkadaşlar. Hele sabahleyin görecektiniz. Daha da soğuktu. Bugün sabahleyin geldik. Hasan abim dedi böyle havalar soğuk. Davarları da kırdırdık. Üşümesinler diye zahra döktü. Sabahleyin öğlenleyin de sen çıkartırsın dedi. Şimdi koyunlarımızın da tekrar yanına geldik. Saat 12 şu anda. Koyunlarımızı şeye çıkartacağız. Yaylıma çıkartacağız. Böylelikle hem de davarlar birbirine alışacaklar arkadaşlar. Hasan abim davarlarla benim davarlar ayrı ayrı, sanki ayrı bir yerde duruyorlarmış gibi, ayrı ülkenin insanlarıymış gibi ayrı ayrı duruyorlardı. Hatta dün pusunluydu hava, bir yanlışlık hata yaptım. Bizim oradaydı davar. Bunları bir saldım. Kimisi bu tarafa aşağı doğru geldi. Hasan abimin davarları aşağı geldi. Benim davarlar yukarı geldi. Bir tane de sürpriz bir doğum olmuştu. Onu dedim Hasan abimin koyunlardan biri. Onu içeriye aldım. Aldım derken ondan sonra tekrar Hasan abimin davarları yukarıya doğru götürdük. Götürdük. Tel örgüleri var. Orada bir tel örgü yeri var. Oraya koyduk. Ondan sonra bir de baktım benim davar yok. Pusunlu da bir hava. Böyle 10 metre yerimiz, gözümüzün önünü göremiyorduk. Tekrar bizim davarları aramaya çıktık. Şükür Allah'a. Onlar da İksen abinin çadırının hemen üst kısımda yayılıyormuştu. Orada bulduk. Zararsız, ziyansız onları buraya getirdik. Şimdi de bakalım bugün de ne olacak? Bir sürprizle karşılaşacak mıyız? Onu göreceğiz. İnşallah karşılaşmayız. Birbirlerine uyumlu bir uyum sağlarlar da rahat rahat güderiz davarımızı. Hadi bakalım gidelim, inşallah görelim. Evet arkadaşlar, sana salmaz da davarımız hemen kenarlardaki yeşilliklere, görüyorsunuz, hemen oralara saldırdılar. Evet, yavaş yavaş da gidiyorlar yukarı doğru. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Hadi bakalım, burası sizin zaten. Evet arkadaşlar. Başladık, şimdi bir sakınca yok gibi inşallah. Hava da kapalı. Hafiften rüzgar var. Onun için yavaş ol, yavaş ol. Onun için biraz şöyle davarın ön tarafında durayım ki yavaş gelsinler, yayla gelsinler. Arol, arol. Evet. Şimdi bir sakınca yok inşallah. Birbirlerine iki gündür beraberler zaten. Üç gündür beraberler. Yani hemen hemen alışmışlardır inşallah. Birbirlerine uyum sağlarlar. Yavaş yavaş. Evet. Hem de biz bakalım. Şey ne oldu? Biliyorsunuz tarla sürümleri devam ediyor. Adamları ekecek, mecburen sürecekler arkadaş. Yapacak bir şey yok ama işte biraz bizim koyunlara da böyle meralar kalsa, yayılacak yerler kalsa fena olmayacak. Şöyle şu anda bildiğiniz gibi aşağı öğrenliğinin oradayız. Yukarı öğrenliğe doğru gidiyoruz. Güzel. İnşallah böyle
uyum sağlarlar arkadaşlar. Yoksa vallahi dün müydü? Dündü ya. Dün bayağı bir zorluk çektim. Hem onlar bana alışsınlar, hem ben onlara alışayım. Böyle devam ediyor. Ağrol, ağrol, aferin, aferin size. Ha canlar bakayım, ha canlar. Güzel konuşalım. Onlar da güzel yayısınlar değil mi arkadaşlar? Ne derler? Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır. Bunları da inşallah birbirine ısındırır. Bana da ısındırırlar inşallah. Beni de benimseler de iyi bir dönem geçiririz bunlarla. İnşallah bu dönem benim için çok önemli arkadaşlar. Çünkü bu dönem bu gördüğünüz koyunları inşallah aralığın başına kadar inşallah ben gideceğim içeri alana kadar. Bakalım neler yaşayacağız o zamana kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, davarımızı yaymaya devam ediyoruz. Güzelce. Evet, bugün karacayı getirmedik arkadaşlar. Çünkü daha tam olarak güvenmiyorum işin gerçeği. Çünkü bir eşek neyi gördüğü zaman basıp gidiyor. Zalımla Lady'yi de bıraktım köyde. Lady çiftleşme zamanı gelmiş, o yüzden bağlı tutuyorum. Zalımı da yalnız kalıyor diye çıkartmadım arkadaşlar. O da onun yanında kaldı. Bakalım. İnşallah ilerleyen vakitlerde şey yapacağız. İnşallah Zalim ile Lady, Karaca'yı hep beraber göreceğiz inşallah. Bu sırada da rüzgardan sesim net gelmiyorsa da kusura kalmayın. Rüzgar var. O yüzden biraz seste bir sıkıntı olabilir arkadaşlar. Onun için şimdiden özür diliyorum sizden. Evet arkadaşlar, vallahi soğuk bir havadayız. Rüzgar esiyor ama var ya, buz gibi esiyor. Ama bugünlere de şükürler olsun. Tam da herkes de tarla sürüyor vallahi. Buraları son zamanlarda yaydık arkadaşlar, yaymadık. Vallahi yayılımımız da sona erer. Artık ne yaparız bilmiyorum, nerelere gideriz bilmiyorum. En azından burada zannedersem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yani hemen hemen 10, 15 sürü var. Artık onlar da hep bir araya sıkışacağız galiba, vaziyeti öyle gösteriyor. Hemen şu yanda da bir sürü daha var. O da Müddin Ağa'nın sürüsü. Şurada sürülmeyen tarlaları hemen yayıyoruz arkadaşlar. Daha da şu aşağı kısımlarda, yani nereler diyeyim, tam şu karşı tarafların arka taraflarında en azından 4-5 tane daha sürü var arkadaşlar buralarda. Onun için yayılım şimdi şu zamanlarda artık zorlaşıyor. Çünkü yayılım yeri azaldığı için ta ki nereye kadar arpalar neyi biçilene kadar bu
böyle devam eder. Arkalarına ip çıktıktan sonra hemen arkasına zaten ekinler biçiliyor. Ondan sonra rahatlarız. Çobanın en zor günleri arkadaşlar bu günler. Bir yandan hava şartları, bir yandan yaylım azlığından dolayı. Onun için tam bizim çobanların zor zamanları. İnşallah bunları da atlatırız. Evet. Benim en son doğan kuzular. Benim en son doğan kuzular burada analarıyla beraber yaylımdalar arkadaşlar. Hemen hemen 10 günlükten sonra 10 günlük olur olmaz hemen bıraktım. İyice de alıştırdılar. Şükür Allah'a. Ayakları neyi durur neyi dediler ama şükür Allah'a biraz da biz fazla uzağa gitmediğimiz için ayakları neyi de durma zamanında şeyine gelmedi. Böyle devam ediyoruz inşallah onlarla hem analarının böyle iri olduğuna bakmayın arkadaşlar. Valla bir direm süt yok. Onları bizim Ayşecik eliyle şey yapıyor. Biberonla emziriyor. Onlar öylekli adam olacak inşallah. Hatta fark edersiniz belki ben şu taraftan göstereyim ben size. Bakın bu sağ taraftaki sütü iyi emen arkadaşlar. Sol taraftaki de sütü şöyle çok nazlı emen. Onun için arada farkı görüyorsunuz değil mi? Sütü emmediği zaman. Ay nereye? Dön geriye, dön geriye. Nereye ulan? Gel bu yanına. Evet arkadaşlar yine böyle güneş açtı. Hemen güneş açar açmaz ısıtıyor insanı. Hasan abimin koyunların içinde de yavrulayacak olanlar var. Vallahi orada bir tanesi yatmış. Göstereyim ben size. Şu. Daha yeni yattı. İnşallah burada doğum ne olmaz da. Olsa da ne yapacağız mecburen bakacağız. Zaten mevkimiz de iyi hem yakın. Onun için gözümüzü dört açmak zorundayız arkadaşlar. Çünkü her an sürpriz bir doğumla karşılaşabiliriz. Ne arıyorsun sen? Ney? Kimi arıyorsun? Büyük ihtimal yavrusunu arıyor arkadaşlar.
Güzel de yayılma oturdu dağar. Maşallah maşallah subhanallah. Maşallah la havle ve la kuvvete illa billah. Arkadaşlar. Bu sırada da yine bir önceki videomu seyretmeyenler için tekrar edeyim. Geçmiş bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. İnşallah nice nice bayramlara sağ salim yetişmek, ulaşmak nasip olur bizlere. Evet, bu sırada da bayramda da sağ olsunlar. Çok değer verdiğim insanlar, takipçilerim, Mehmet Ali abiyle Emine ablam bizi ziyaret ettiler. Onlarla da bir köyde ve kısa bir sohbetimiz ne oldu. Sağ olsunlar inşallah. Onlar da videomu neyi paylaşıyorlarmış. Teşekkür ediyorum buradan. Allah razı olsun. İnşallah çoğalırız arkadaşlar. Bu sırada da koyun halen kalkmadı. Halen yatıyor arkadaşlar. Geviş getiriyor geç ama bir sancı neyi gözükmüyor. Uzaktan şöyle. Ya yoruldu öyle yattı ya da fazla da yanaşmak istemiyorum. Hem ürkütmeyim hem dağların ahengini bozmayayım diye. Uzaktan şöyle gözetimin altında. Davar böyle olacak arkadaşlar. İşte böyle yayılacak davar. Ne çobanı üzecek, ne kendi üzülecek, yorulacak. Tam bu şekil, tam ideal yani. Ha, yavaş yavaş, yavaş yavaş yayılacak arkadaşlar ya. Niye beni üzüyorlar? Bazen çok üzüyorlar ama arkadaşlar. Vallahi geçen bir başladılar. Ta aşağı öğreniden diyeyim ben size. Aşağı öğreniden ta yukarı öğreniye kadar koştur babamı koştur, koştur babamı koştur. Yeşillik görüyorlar, koşturuyorlar. Vallahi anca yukarı öğreninde böyle zapt edebildim. Biraz durdular, kendilerine geldiler. Ondan sonra artık böyle yayılmaya başladılar. Evet, bir tane daha hayvanımız yattı. Demek ki bu biraz yorgunluktan arkadaşlar. İyi, 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 maşallah, maşallah. Hep böyle olur inşallah. Evet arkadaşlar, yayılma devam. Biraz sert rüzgar var ama yine de iyi. Evet, adalarda yeşillik olduğu için davarlar adalara giriyorlar arkadaşlar. Sürülmüş tarlaların adasına. Çünkü koyunlar buraya fazla girmiyor. Onun için o adaları kimse yayılmıyor. Onun için şimdi bunlar otları yiyecek görünür hale gelince adalara yeşil görüyorlar. Hemen adalara hücum ediyorlar. Evet arkadaşlar,
Rüzgar biraz daha hızını artırdı. Biz de koyunlarımızı güzel bir tarlada gidiyoruz. Yalnız sen ne desem şu karşıdaki buluttan yağmuru yiyecek gibiyiz. Bakalım nasibimizde ne var? Ne kadar ıslanmak var? Göreceğiz. Evet, Hasan Akada nerede? Evet, şeyin arkasında hırk yapıyor. Böyle arkadaşlar. Bu da yüksek gerilim hattı arkadaşlar. Hemen onların dibindeyiz. Böyle sıralama gidiyor aşağı doğru. Evet, rüzgar da iyice şiddetini artırıyor. Yağışın da sanki bir etkisi var gibi bulutun. Ama eser bulutlar gerçekten soğuk arkadaşlar. Evet, yayılıma devam arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Daha doğrusu nasıl çoban olduğumu tam olarak şimdiden belli olmaz. Gerçi de yine de şu güdümümden az buçuk bir şeyler çıkartıyorsunuzdur. Ben acemiyim şu anda. Acemi çoban Lokman Erkan. Ama arkadaşlar bu Ramazan'da devamlı koyun güttüğümüz için bayağı bir kiloya düşmüşüz. 63 kiloya inmişim. Emekli olduğumda 76 kiloydum arkadaşlar. Şimdiki şu anda 63-62 civarlarındayım. Ramazan ve koyunları beni biraz yıpratmış. Onu gözlüyor, görülüyor. İnşallah aşağı altında bana iyi bakarsa kısa zamanda toplarım. İnşallah diyelim. Evet, bu videonun altına yorumlarınızı, önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yalnız bırakmayın bizleri. Şu anda da zannedersem önümde 110-120 civarında koyun kuzu var. Harol, harol! Aferin, aferin size! Övünüyorum sizinle, aslanlarım benim. Aferin, böyle yayın ha.
Yorulanlar da arkada yatıyorlar. Onlar tabi bu yeni şey yapanlar. Bu kadar yol yürümedilerdi bunlar. Hasan abimin hepsi bunlar. Hop, aferin sana, sen de yat. Aferin, aferin. Al bakayım, al bakayım. Arkadaşlar inanın vallahi var ya, bunlar doydukça ben de daha iyi doyuyorum. Daha çok zevk alıyorum şu işlerimden ya. Aferin. Bakayım, bakayım. Evet sevgili arkadaşlar, dostlar. Şu anda yukarı öğreninin tam üstündeyiz. Her taraf sürülüyor. Ben de bunlara diyorum ki iyi yiyin, bak bu otları bir daha bulamazsınız diyorum. Belki yarın da bulamazsınız bunları. İyi yiyin ha. Aferin size, aferin. Aslanlar, aslanlar. Evet arkadaşlar, buradan böyle, şimdi şuradan şöyle geleceğiz. Şu yamaçtan şu şekilde şöyle dere hizasından aşağı şey yukarı öğreniye varacağız. Yukarı öğreninde sulayacağız. Oradan Bereli'ni köy. Evet şimdiden başladık yavaş yavaş köye dönmeye. Tabii köye giderken arkadaşlar, bu koyunların huyu bu galiba. Köye giderken yaylımı daha çoğaltıyorlar. Şimdi bakın geri döndüler. Yukarı doğru gidiyorlar. Bakalım. Yavaş yavaş. İşte bir ileri iki geri, bir ileri iki geri. Anca saat 7'ye galiba varız köyümüze. Evet. Devam. Devam. Koyunlarımızı yaymaya. Görüyorsunuz yatan arkadaşlar da burada. Ha, yorgun düşmüşler. Evet. Oh, keyifler iyi mi? He? Evet. Şuradan şöyle dolanayım yukarıya. Ben geri alayım. Evet buradan bir şey de göstereyim. Mesela abimi de göstereyim. Eğer görebilirsek. Tam karşıda görüyorsunuz zaten. Motorla geçiyor. Evet. Arkadaşlar. Allah sizi inandırsın. Kış günü gibi soğuk var ha. Vallahi ellerim dondu ha. Şu rüzgar mahvediyor adamı. Evet. Dostlar. Şimdi gaz kaldı. Köyümüze gelmeye. Yavaş yavaş gidiyoruz. Yukarı öğrenliği geçtik. Şu anda aşağı öğrenin hizasındayız. Aşağı köyde Ayşe ile Şükrü yengem beni bekliyor. Onlar da biraz daha konuşuyorlar. Geç kalıyorum neyi diye. Ya kardeşim. Davarlar var, ne güzel yayılıyor değil mi? E şimdi ben bunları süreyim mi? Sürsem hızlı giderim. Ama bizim burada maksadımız ne? Maksadımız davarımızın karnını doyurmak. Davarımız daha iyi olsun demek. O zaman böyle ayhafta ayhafta gideceğiz. Siz de koyunlar geldi mi? Bakacağınız sağımın bakın neye bakıyorsunuz? Evet. Arkadaşlar devam. Evet. Arkadaşlar yavaş yavaş köyümüze gidiyoruz. Daha yeni de dediğim gibi daha şöyle oradayız. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Çobanın günlüğünden bugün de böyle
yıldız gibi kayıp geçti. Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum arkadaşlarım, dostlarım. Sizlere güzel bir video çektiysem ne mutlu bana. İnşallah daha da çoğalırız. Aha vallahi şimdi de Ayşe de arıyor. Ona telefon edeyim de bari hemen geliyorum diye. Red edeyim onu. Evet dostlar. Akşamınız hayırlı olsun inşallah. Ağzınızın tadı bozulmasın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bizimle kalın. Hep böyle yapmak istemişimdir ha. Lan sağa sola kaçmayın. Ağır ol. Valla var ya iş benimkiler bozuyor ha. Yavaş. Evet arkadaşlar var mı böyle güzellik? Bakın dur diyorum duruyorlar ha. Dur. Dur. Görüyor musun değil mi? Hadi gelin. Acıdım size gelin. Yenge görüyor musun bak dur diyorum duruyorlar ha. Almışlar. Bahtiyar gelmiş galiba. Bahtiyar. Evet. Çık. Evet. Çık. Valla aradığın arkadaş burada yok arkadaş. Boşuna alınma.